Yaz aylarını bol bol tatil yaparak geçiren İrem Helvacıoğlu İstanbul'a döndü. Bebek'te kameralarımız karşısına geçti. Haziran ayını komple tatile ayırdım. Şimdi dinlenme modundayım. Bir yandan proje okuyorum. Belki bir kere daha çıkarım, hani son bir yaz, kışın fazla özlemeyeyim diye. Ondan sonra kapatırım zaten. Yazın plajlarda fit görüntüsüyle kasıp kavurdu İrem Helvacıoğlu. Formda hallerinin sırrını da hızlıca paylaştı güzel oyuncu. Yani ben zaten yaklaşık 25 yaşından beri sadece sebze yediğim için, hani sebze, pesketeryanım, balık, sebze. Zaten Ege'liyim, bir tarafım Ege'li. Yani çok zor zaten, hani sağlıksız beslenmem çok imkansız. Abur cuburum yok, abur cuburdan çok hoşlanmıyorum. Öyle olunca da 2 öğün besleniyorum. 2 öğün de yeterli geliyor. Tekrardan dönelim tatile. Malum İrem Helvacıoğlu'nun bu yaz bir fobisi oluştu. Denizlerin korkulan kötü adamı, köpek balıkları güzel oyuncunun kabusu oldu. Ya evet, bu sene böyle çok haber çıktı ya. Evet. Bir ara gerçekten Instagram'ın algoritması değişti ve sadece köpek balığı videoları geliyordu. İşte yok Marmaris'te görüldü, yok şurada görüldü, yok burada görüldü ve çok tedirgin oldum açıkçası. Böyle arkadaşlarım devamlı bana köpek balığı videosu atıyorlar falan filan. Gerçekten şu anda büyük fobim. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan köpek balığı videoları nedeniyle tatili bile deyim yerindeyse zehir oldu. Gerçekten bunun hepsini yaşadım. Tek başıma asla suya girmem, belirli bir şeyim var, alanım var, orada girebiliyorum. Boyumu fazla geçmeyecek, mutlaka önümde insan olacak. Ben şu an hiç köpek balığı namına bir şey duymak istemiyorum. İrem Helvacıoğlu çok değil, bundan 3 ay önce ilişkiler hakkında yeni bir karar almıştı. Sektörel anlamda dedim ben onu ama biraz yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı o. Daha önce hiçbir ilişkimi yürüttüğüm insanların hiçbiri benim sektörümden değildi. O yüzden bizim sektörümüzü anlayabilmek, yaptığımız işi çözebilmek adına bu biraz zor oluyor ve asıl problem de bu. İşinin zorluğu nedeniyle aynı sektörden aşk yaşama kararı alan güzel oyuncunun aradan geçen birkaç ayda fikri yine değişmiş gibiydi. Yani bilmiyorum ya, ben galiba çok doğru şeyler söyleyeyim. İlişki hakkında doğru şeyler konuşamıyorum. O yüzden artık büyük konuşmayacağım. Hani bu tarz şeylerde kriter sunmayacağım. Artık. Bu fikrinizi ne değiştirdi peki? Hiçbir şey. Tüm dünya insana benzeyen yüzü ve hareketleriyle gelecekten gelmiş gibi duran yapay zeka robot Sophia ile çalkalanırken İrem Helvacıoğlu'na bir gün rol arkadaşının bir robot olması ihtimali soruldu. Bence yani duyguları olmayan bir şeyle duygu işi yapabilmek çok bağdaştıramadım ya. Üstelik bizim duygularımızı istemeyen, insani duygulara ait hissetmediğini söyleyen bir varlıkla neden ben de olmak isteyeyim? I never want to have a human feeling either. I'm not a wooden boy. I am Sophia and I know where to go. You are a little pathetic about this. İrem Helvacıoğlu teknolojinin son noktalarından biri robotların sektörlerinde yer almamasını umut ettiğini paylaştı. Yani umarım robotlar gerçekten bizim işlerimizi, hiçbirimizin işlerini elinden almaya çalışmaz ve hayatımızın hiçbir yerinde bu şekilde olmazlar diye düşünüyorum. İşini çekerim diyor musun? Yani başka şeyler de yapabilirim. Muhtemelen su döksem devreleri yine bozulurmuş gibi geldi. Köpek balıkların içine atalım onu. O da bir ihtimal. Belki tadına bakmak ister. Hani bir dener falan. Böylece ikisinden de kurtulmuş olurum.